Herkese merhaba. Fibromiyalji kronik yaygın bir ağrı sendromudur. Kaslarda, kemiklerde, eklemlerde hastanın tüm vücudunda neredeyse yaygın bir ağrı vardır. Sadece ağrı değil, görme bulanıklığı, ağız kuruluğu, göz kuruluğu, göğüs ağrısı şikayetleriyle bize başvurabilirler. Hastalar sabahları kalktığında kendilerini hiç dinlenmemiş gibi yorgun hissederler. Fibromiyalji hayalet hastalık olarak tanımlanmaktadır. Çünkü birçok kan tahlili yaptırmıştır hastalar ve radyolojik tetkikler yapılmıştır fakat hiçbirinde tanıya götürecek bir sonuç alınamamıştır. Fibromiyaljinin tanısı klinik bir tanıdır. Laboratuvar yöntemlerinden ziyade hekimin tecrübesi ve hastanın alacağı doğru hikayeye bağlıdır. Genel olarak fibromiyalji tedavisinde en önemli prensibimiz egzersiz. Egzersiz fibromiyalji tedavisinde olmazsa olmazımız. Hangi egzersiz diye soracak olursanız bence her türlüsü diyebilirim. Dans etmek isteyen dans edebilir, yüzmek isteyen yüzebilir, yürümek isteyen, koşmak isteyen koşabilir, açık havada bir piknik yapılabilir, sosyalleşilebilir. Fibromiyaljinin tedavisini iki kısma ayırabiliriz. Bir, hastaların kendilerine spesifik, kendilerine özel gelecek tedaviler. İkincisi, genel tedaviler. Genel tedavilerin başını fizik tedavi ve egzersiz çekmekte. Bununla birlikte kaplıca, sauna, ek olarak da ozon tedavisi, akupunktur, nöral terapi katkı sağlamaktadır. Bu hastaların oldukça aktif olmalarını, hareket etmelerini özellikle önermekteyiz. Çünkü unutmayalım, hayat harekettir.